Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Bugün sizlerle ikinci video analiz paylaşımı gerçekleştireceğim ve bugünkü konumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı ve bu kararla birlikte dolar, altın, borsa üzerindeki fiyatlama reaksiyonda nasıl bir beklenti oluşmalıdır? Bu soruların cevaplarını aktarıyor olacağım. Tabii ki gündem maddelerimiz sadece TCMB değil, burada ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı, ekonomik projeksiyonlarda 2022 yılında kaç faiz artıracak sorusunun cevabı, Başkan Powell'ın basın konferansında hem ekonomistlerin hem de basın mensuplarının sorularına vereceği cevaplandırmalar önem arz edecektir. Çünkü Rusya-Ukrayna savaş süreci devam ediyor. Burada müzakere süreçlerine nasıl bir reaksiyon verecek bu sorunun cevabı bizim açımızdan da önemli. Ama bir yandan da 40 yılın en yüksek enflasyon rakamına çıkan ABD özellikle bu noktada agresif bir faiz tonlaması oluşturabilecek mi? Yoksa savaşı bahane edip sakin bir tonda mı gidecek? Bunların cevapları yurt içi piyasalar için önemli olacaktır. Tabii ki Fed ile alakalı ayrıntılı bir rapor paylaşımı sizler için gerçekleştireceğiz. Ama bu video çalışmasında sadece TCMB özelinde birkaç bilgi ve belli başlı varlıklara ilişkin teknik değerlendirme yapmak istiyoruz. Şimdi malum Türkiye tarafını dikkate aldığımız zaman da yaklaşık %55'e yakın bir enflasyon rakamımız var. G20 ülkesi içerisinde en yüksek enflasyon oranına sahibiz. Arjantin %51'e yakın ve ondan sonra en yakın rakibimiz Brezilya. O da %11'e yakın bir enflasyon görüntüsü içerisinde. Yani Türkiye'de ciddi anlamda enflasyonda yukarı yönlü reaksiyon söz konusu. Tabii ki bu yeni dönemde de bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerine devam edebilme potansiyeli söz konusu. Bu sebeple de hem global hem de kendi iç dinamiklerimiz enflasyondaki yukarı yönlü hareketin bir miktar daha devam edebilme senaryosunu gündemde taşıdığı için mevcut Merkez Bankası'nın da süreci pas geçmesi gerektiğine ilişkin beklentiler öncelik kazanıyor. Nitekim sevgili Neslihan'ın yani Forex'in düzenlemiş olduğu ankete baktığımız zaman da bak kurumların faizdeki beklentisinde bir faizi sabit bırakma görüntüsünün ön planda olduğunu söyleyebiliriz. GCM Araştırma Departmanı olarak da bu toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın %14 olan bir hafta vadeli repo faiz oranını sabit bırakmasını beklemekteyiz. Tabii ki bu toplantıyı önemli kılan faizin sabit bırakılmasından ziyade metin içerisinde yeni döneme ilişkin beklentileri nasıl gördüğünü inceleyebilmemizdir. Çünkü özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın büyümeye daha fazla odaklandığı ve bu neticesinde de faiz indirimi beklentilerinin yıl içerisinde gerçekleşebilme senaryosu üzerinde durduğumuzda acaba ne zaman faiz indirir, ne zaman fırsat bulur hususları her daim gündemimizde olacaktır. Çünkü faiz artışıyla alakalı bir senaryonun önünün kapandığını biliyoruz. İşte bu sebeple de yeni dönemde özellikle enflasyondaki yukarı yönlü hareketin ne kadar daha devam edebileceğini ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bakış açısı bu anlamda bizim de referansımız olacaktır. Orada enflasyonda yukarı yönlü hareketler sınırlandıktan ve belli bir aşağı yönlü hareket oluşturduktan sonra yani enflasyon zirveyi gördükten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni dönemde buna ilişkin bir aksiyona girebilir mi hususları ister istemez metin içerisinde dikkate takip edilecektir. Tabii şu anda %14 faiz %55 enflasyon olduğumuz zaman arada negatif bir reel faiz olduğu da varsayımı altında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapmaması zaten gerekiyor ki piyasa beklentisi zaten sabit bırakması şeklinde faiz artışı beklentisinde olmaması koşuluyla. Faiz tarafına baktığımız zaman Rusya-Ukrayna ile birlikte Rusya'nın Merkez Bankası'nın attığı faiz artışı ile birlikte artık listenin 3. sırasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Şu anda faizi G20'de en yüksek olan ülke Arjantin, daha sonra Rusya ve bizim de %14 ile 3. sıradayız. En yakın rakibimiz Brezilya. Brezilya'da %10,75 civarlarında. Yani enflasyonda makas çok ciddi açıldı ama faiz tarafında bir miktar daha yakınlaşıyor. Çünkü hem gelişen hem de gelişmekte olan ülke merkez bankaları enflasyonla mücadele konusunda faiz
hamlesini yaparak, faiz artışları yaparak bir miktar daha yukarı çıkarmış olduğu yeni dönemde de ilgili merkez bankalarından da faiz artışı görüntülerinin olabilme potansiyeli kuvvetli. Nitekim Fed bu hafta 25 bas puanla start verecek. Avrupa Merkez Bankası da yılın son çeyreğinde bir faiz artışı gerçekleştirecek mi? Bunu da inceliyor olacağız. Tabii ki Rusya'dır. Rusya-Ukrayna sürecinde gerçekleştirdi ama ondan sonra yapacak mı yapmayacak mı? Onu ayrıca takip ediyor olacağız. İşte Brezilya gibi Meksika, Hindistan, Güney Afrika bunlar da yeni dönemde faiz artışına devam edecek mi? Onları da ayrıca inceliyor olacağız. Yani özetleyecek olursak aslında baktığımızda merkezin bu hafta pas geçmesi bekliyoruz. Ama Fed sonrasında geleceği için özellikle buradaki mesajlar biraz daha dikkatle takip edilecektir. Şu anda hafta başında açılışla birlikte primli bir borsa görüntüsü söz konusuydu. Haftanın gelenine yayılabilecek mi? Bunların cevaplarını da Rusya-Ukrayna haber süreci, Fed faiz artışı görüntüsünün agresif olup olmayacağı, TCMB'nin beyanatı bu anlamda önemli olacaktır. Tabii ki sadece borsa değil, dolar ve altın fiyatlama davranışları da bu anlamda önemli olacaktır. Nitekim zaten Fed'de 25 bas puanlık faiz artışı gerçekleştirecektir. Sizde sabah yaptığımız işte Kardemir Ereğli borsa analizimizin başında borsanın primli açıldığını ve Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksini de pozitif bir potansiyele sahip olduğunu aktarmıştık. Nitekim orada Borsa İstanbul 100 endeksinin de beklentisini izah etmiştik. Şimdi güncel olarak tekrardan TCMB özelinde tekrardan değinelim. Şimdi baktığımız zaman da genele yayılan bir pozitiflikten bahsetmemiştik hatırlarsanız borsa performansını. Belli başlı hisselerin pozitif katalizörü şeklinde belirli patinaj ve belirli seviyeler arasında hareketlerin olduğunu izah etmiştik. Nitekim baktığımızda bugün 2065 seviyesinin üzerinde hareketler görüyoruz ki bu kıymetli. Bunun teyidin kazanıp kazanmadığına bakacağız. 2065 alt tarafta, 2105 üst tarafta. 2105 seviyesinin üzerinde eğer kalıcı bir hareket izleyebilirsek o zaman borsada yukarı yönlü reaksiyon beklentisi teyit kazanır. Bu da 2200'lere doğru yeni bir hamlenin de oluşmasına olanak tanır. 2105 daha önce burası test edilip satış baskısına maruz kalmıştı. Eğer burada bir baskı görürse o zaman 2065'ler dikkat edilmesi gereken bir destek noktası olacaktır. Orası da kırılırsa zaten hareketli ortalamalarımızda ilk bölge 89 periyotlu küsel hareketli ortalama kaba taslak 2000'e yaklaşan bir ortalama seviyesi söz konusu. Buraya baskı izlenebilir ama ortalamalar üzerinde borsa için algı pozitif. Bu hafta gerçekten Fed ile TCMB'si ile Rusya-Ukrayna haber süreciyle alakalı gerçekten önemli. Evet bugün çok güzel hareketler gördük. Belli başlı hisselerde çok ciddi hareketler izledik. Primli bir gündü ama haftanın geneline ilişkin bu yayılacak mı? Ayın geneline ilişkin bu pozitif reaksiyonlar devam edecek mi? Kritik 3 başlıktaki haber akışlarını takip etmek önem arz ediyor. Şu an için teknik anlamda Borsa İstanbul 100 Endeksi için pozitif beklenti ön planda. Peki dolar Türk lirası 13.95-14 bölgesini aştı. Açtıktan sonra yukarı yönlü hareketi 15'e kadar taşımış oldu dolar Türk lirası fiyatlama reaksiyonlarında. Peki bu yeterli mi? Daha fazla gidecek mi? Bunların hepsi bu haftaki gündem maddeleriyle aslında belirgin bir hale gelecektir. Şu anda baktığımız zaman da her ne kadar siz tabloyu göremiyor olsanız da ben hemen diğer ekranlarımdan baktığımda Amerikan dolarının gelişmekte olan ülke para birimlerini kıyasladığımızda neredeyse bir ayrışma var. Yani dolar karşısında güçlü olan para birimleri de var, zayıf olan para birimleri de var. Şu an için baktığımızda Türk lirası %0,18'lik bir değerlenme süreci içerisinde. Tabii bugün ruble %17'ye yakın bir pozitif performans. Çin yuanı da %0,38 değer kaybeden listesinin tepesinde diyebiliriz. Yani baktığımız zaman Amerikan doları karşısında bir ayrışma var bugün itibariyle. Ama tabii ki Türk lirası bu anlamda güçlü bir performans oluşturup tekrar 14'e taşıyabilecek mi? Bu haftanın geneli itibarındaki haber akışlarını incelemekte fayda var. Şu an için henüz 15 seviyesi geçirebilmiş değil. Yani bir tepki hareketi, bir baskılanma var. Burada şuna dikkat etmek lazım. Grafiğimiz bize şunu söylüyor. Yükseliş trendinin alt noktası ya da kanalın alt bölgesi 13.95, 14, 15 bölgesinden geçiyor. Yani bu bölge üzerinde kaldığımız müddetçe kısa vadeli pozitif beklenti devam ediyor. Peki
Şu an için 14.75'lerde olan dolar Türk lirası. Bu bölgeye doğru bir hareketlilik oluşturabilir mi? Bu sorunun cevabı için ara destek bölgesine bakabiliriz. Hani bunun için de 14.64 seviyesini takip edebiliriz. Eğer 14.64 altında kalıcı bir reaksiyon izlersek o zaman kâr realizasyonu tepki hareketinden bahsedebiliriz. Aksi takdirde yani 14.64 kırılmazsa tekrar 15'lere doğru bir hareket, 15'in üzerine kalıcılaşması durumunda yukarı yönlü beklenti teyit kazanmış olabilir. Bu koşul altında bu hafta FED'dir, TCMB'dir, Rusya haberleriyle birlikte aşağı yönlü hareketlerde tepki için 14.64 kırılmalı. Trend hareketi için de 15'in geçilmesi senaryosu dikkate takip edilebilir. Şunu da vurgulamakta fayda var. 14.15'e 13.95 bölgesine diyelim ki yaklaştı ya da içerisine girdi. Bu bölgede yükseliş trendinin devamlılığı için önemli bir bölge. Yani bu bölgenin kırılabilmesi için Türk lirasının çok ciddi bir güç kazanmasına ilişkin haber akışları gelmesi lazım. Amerikan dolarının da çok ciddi bir değer kaybetme potansiyeline girişmesi gerekiyor. İşte bu sebeple de FED, TCMB, Rusya, Ukrayna haber süreci, o üçlü kritik haber sürecini dikkatli takip etmek bu anlamda verimli olacaktır diye söyleyebiliriz. Borsa dolardan sonra bir de altın dinamiklerine gidelim. Çünkü altın bu hafta hem Rusya, Ukrayna haber gelişmeleri, hem Fed'in faiz kararı, hem de TCMB'nin beyanatı ile birlikte gerçekten dikkat edilmesi gereken varlıkların başında geliyor. Fed ile birlikte ons altın hareket edeceği için gram altın dolayısıyla hareket edecektir. TCMB ile birlikte dolar Türk lirasında kısmen hareketli olacağı için gram altın bu anlamda kıymet binecektir. Rusya-Ukrayna haber akışı ile birlikte özellikle altın daha fazla etkileneceği için gram altın da ister istemez bu anlamda dikkate takip edilecek varlıkların başında geliyor. Türkiye'nin de güvenli limanı diyebiliriz gram altın. Baktığımız zaman da nitekim ons altına benzer bir paralel hareket taşımaktadır. İşte 1000 seviyelerinden baskı görmüştü geçmiş dönemde. Şimdi 1000 seviyelerine yaklaşamadı. 970 civarlarından bir satış baskısına maruz kaldı. Şu an için 930 lira seviyelerinde hareketini sürdürüyor. Grafiğimize baktığımız zaman da 890 lira bölgesi üzerinde yukarı yönlü potansiyel hareket devam ediyor. Yani 890 kırılmadığı müddetçe, 890'ın altına günlük kapanış yapmadığı müddetçe yön pozitif. Ancak 890'lara doğru bir baskı oluşabilir mi? Bu hususta ons altın dolar Türk lirasını takip edeceğiz. Fiyat anlamında da 921 lira bölgesini inceleyebiliriz. 921 lira bölgesi kırılırsa o zaman bir miktar tepki hareketinden bahsedebiliriz. Ancak 890 seviyesinin altında kalıcılık için Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin iyimser haberler, hatta savaşın bitmesine ilişkin haberler, ons altına ciddi bir aşağı yönlü hareket gibi gibi yani senaryolar olması lazım ki gram altını daha da alt bölgeye taşısın. O zaman orta uzun vadeli konjonktürde dikkate alacağımız diğer bölgeler konuşabiliriz ama şu an için 890 ana destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Hani diyelim ki 921 kırılmadı. O zaman tepkiler sonlandı. Yukarı yönlü bir hareket beklentisi oluştu. Burada nereye kadar gidebilir? Önce 957, 957'nin üzerine kalıcılaşırsa o zaman 995 teorik anlamda ya da 1000 seviyesi psikolojik anlamda gündemimizi meşgul edebilir. Yani genel anlamda baktığımız zaman da hem dolarda hem borsada hem de altında pozitif bir reaksiyon beklentisi devam ediyor. Sadece bu haftaki gündem maddeleri bizim nasıl bir reaksiyon vereceğimizi görebilmemiz açısından da önemli olacaktır. Referansımız olacaktır. TCMB'nin pas geçeceğini, Fed'in faiz artıracağını zaten biliyoruz. Burada önemli olan Fed daha agresif bir faiz artırıp artırmayacağı, TCMB'nin enflasyonu nerede zirve göremeyeceğine ilişkin mesajları önemli olacaktır. İlaveten Rusya-Ukrayna haber süreci de bu anlamda kıymetli olacaktır. Varlık fiyatları da buna bağlı olarak şekillenecektir. Trendsel anlamda henüz bir bozulma yok. Tepkiler mümkün ama ana trendimiz hala varlıklar için pozitiftir diyebiliriz. Genel hattıyla TCMB'ye özel video çalışmamızı burada sonlandırıyoruz. Herkese başarılı işlemler dileriz.